Gençler merhaba. Bu videoda menkul kıymetler ve sermaye piyasası bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımıyla başlayalım. Ekonomi ve bankacılık sektöründe istihdam edilecek meslek elemanları yetiştiren bir bölümdür. Eğitim süresi 2 yıllıktır. Güzel. İş olarakları. Devlet bankaları, özel bankalar, sigorta şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, aracı kurumlar, araştırma kuruluşlarına çalışabilirler. Evet. Üniversite taban puanlarına bakalım. 5 tane üniversitede bu bölüm var. Ancak gördüğümüz gibi kontenjanlar dolmamış. Sadece 2 tane üniversitenin kontenjanı dolmuş. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim kontenjanı dolmuş 185 puan, taban puan. Gaziantep Üniversitesi'nin kontenjanı dolmuş, onu da 204 puan. Evet. Açık öğretimde de var gördüğümüz gibi. Var. Zaten çok fazla üniversitede yok. Evet, Ama dolmuyor. Yani talep dolmuyor. yok. Talep yok. Evet. Talep olmayan yere biz talep mi yaptıralım? KPSS ataması yok hocam. Allah. DGS'de de burada gerçekten en çok geçiş hakkı tanınan bölümlerden bir tanesi. Yani kurtuluş vermişler Evet, arkadaşlara. kurtuluş vermişler ama şimdi biz bu bölümlerden hocam geçiş hakkını daha önceden incelemiştik. Mesela yani burada İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bölümleri var ve işsizlik garantili bölümlerde Bölümlerde değilmiştik. Ayrıca uluslararası finans, bankacılık, uluslararası ticaret bu bölüme siz de güzel demiştiniz ama değildir, kendi geliştirmek tabii. gerekir vesaire demiştik. Hani o yüzden DGS'de Şimdi de... bu olay menkul kıymetler ve sermaye piyasası. Olay şu KPSS'de yok mu dedin? Yok. Şimdi o çok ilginçime gitti. Orada niye söylüyorum? Şurada diyorsun ki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İMKB. Ya arkadaş tamam bir şekilde özel bir kuruluş da devlet tarafından görevlendirilen. Allah Allah, buraya nasıl eleman alıyorlar? Ben onu dikkatimi Hocam çekti. şimdi Devlet ben bankalarına bölümlerin nasıl bu iş alıyorlar? tanımı ve bu iş olanaklarını ben bölümlerin şeylerinden alıyorum. Kendi tanıtımlarından alıyorum. Yani burada belirtiyorlar, birçok bölümde de aynı şey var Ama ondan ama sonra da aklımızda yok. atama Evet. yapmıyorlar. Hani ben bunlarla çalıştırabilirim. Ya Bunu kim şimdi yetiştireceğim diyor. ben diyorum ya sana yani kimsenin şeyini kırmak istemem, ne Şevki'ni kırmak istemem ama durup da herhalde şu anda üniversite kapısına gelmiş gençlerden ben ya illaki menkul kıymetler işte okuyacağım diye yola çıkacak bir öğrenci sanmıyorum. Yani direkt bu bölüme odaklanıp Evet, puan ha düşük ne genç olur araştırıyorlar. puanı düşük gelince araştırılıyor. Ben de şöyle söyleyeyim. Ya arkadaşım devlette ataması yoksa bence hayatını çok fazla riske atmanın da anlamı yok. Ben öyle gördüğüm Evet. bölümlerden bir tanesi. Ha zaten bankacılık falan öldü. Onlar yani Yani. ne diyelim çok fazla sayıda üniversitede var, çok mezun Bir de var, ayrıca hocam rekabet alanı bankacılık çok diye de fazla. bölüm var ayrıca. Yani öyle bir bölüm var orada dur. Ama bak bunların borsa hani aracı kurumlar Evet. diyor ya. Benim bir tek o şey yaptı, dikkatimi çekti. Aracı kurumlarda çalışabilirler. Ama ona da ne diyeyim? Yani öyle bir garantim Garanti yok. veremeyiz, evet. Garanti veremem. O yüzden benim çok fazla tuttuğum bölümlerden biri değil açıkçası. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.